Merhaba arkadaşlar. Milli Edebiyat Dönemi önemli sanatçılar ile birlikteyiz. Konumuz Yakup Kadri. Evet Yakup Kadri Fecrati'de başlamıştır sanat hayatına. Burada genelde sınav sorusu olarak gelir. Fecrati'de başlayıp Milli Edebiyat'a devam eden sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diye. Burada Refik Halit'i de sayalım. Refik Halit. Yakup Kadri ve Mehmet Fuat Köprülü de yine Fecrati'de başlayıp milli edebiyatta devam eden önemli sanatçılarındandır. O yüzden burayı bir gruplandıralım. Biraz sonra tekrar burayı hatırlatırım. Sanat hayatına fecaatide başlayan sanatçı daha sonra milli edebiyata katılmış öykü, roman, deneme, makale, oyun, monografi, anı ve mensur şiir türünde eserler yazmıştır. Yazar asıl ününü romanlarıyla kazanmıştır. Yakup Kadri realist bir yazardır. Tanzimat dönemiyle Atatürk Türkiye'si arasındaki dönem ve kuşakların geçirdiği sosyal değişim ve bunalımları anlatmıştır. Yapıtlarında çoğunlukla içinde yaşadığı toplumun sorunları üzerinde durmuştur. Toplum için sanat ilkesine bağlıdır. Anadolucu, Atatürkçü, devletçi ve layık bir çizgidedir. Kuvvetli bir gözlem gücü vardır. Roman dili ise oldukça sadedir. Eserlerinde aydın halk çatışmasını yansıtmıştır. Kiralık konakta ki buralar artık sınav sorusu. Birinci Dünya Savaşı öncesinin kuşaklar arasındaki farkı, Alafranga özentiliği, aile sarsıntıları anlatılır. Özellikle sınavda kiralık kunak eğer doğru cevapsa mutlaka paragraf içinde üç neslin ifadesi geçecektir. Buna dikkat edin. Nur Baba'da tekkelerin toplumda yol açtığı yıkıntılar ve yozlaşmalar anlatılır. Tekki ifadesi önemli Nur Baba'dan da anlaşılacağı üzere. Bu etki ne Yunanilikle görülmektedir. Bunu daha önce de dile getirmiştik. Hüküm gecesinde ise meşrutiyet dönemindeki ittihat ve terakki kavgaları. Bakın buralar sınav sorusu dedim. Sodom ve Gomor de işgal yıllarındaki İstanbul'un ahlaki bozukluğu. Anahtar sözcüğümüz bu olacaktır. Sodom ve Gomor nedir? Kutsal kitaplarda ahlaksızlıklarından dolayı lanetlenen, yerle bir edilen Ürdün'deki iki şehirden biridir. Yabanda Kurtuluş Savaşı yıllarındaki bir Anadolu köyü. Halk Aydın Çatışması diyecek. Buradaki anahtar sözcüğümüz Halk Aydın Çatışması. Panorama ve Ankara romanlarında Atatürk dönemindeki politika, toplum ve kültür yaşamımız anlatılır. Bir Sürgün romanında 2. Abdülhamit'e karşı Paris'e kaçan Jön Türkler. Anahtar kelimemiz Bir Sürgün için Jön Türk. Hep o şarkı ki en son romandır. Anamın Kitabı adlı eserinde çocukluk dönemi anıları ve aşkları, Erenlerin Bağından, Okun Ucundan adlarıyla birleştirdiği ve bir araya getirmeye çalıştığı eserleri mensur şiir örneğidir. Milli Savaş Hikayeleri, Bir Serencam, Rahmet, Kurtul Savaşı yıllarındaki Anadolu halkının uğradığı zulümleri anlatır. Zoraki Diplomat, Vatan Yolunda, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları ise Büyükelçilik yıllarındaki anılarını içerecektir. Evet eserleri görülmektedir. Biraz önce tamamını saymaya çalıştık. Oyunları ise Nirvana. Monografileri Ahmet Ayşim Atatürk. Makaleleri İzmir'den Bursa'ya. Bu makale halde edip Falih Rıfkı Atay, Mehmet Asım Uz ile birlikte dördünü kaleme aldığı önemli bir eserdir. Kadınlık ve Kadınlarımız, Seçme Yazılar, Ergenekon, Alp Dağları'ndan gibi makaleleri de vardır. Evet, dönemin önemli bir yazarı Halide Edip Hanım. Halide Edip eğitimcilik ve müfettişlik yapmış. İstanbul Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Profesörü olarak çalışmıştır. 1920'li yıllarda Kurtuluş Savaşı'nda görev almıştır. Sanat dünyasına Halide Salih imzasıyla adım atan sanatçı, başlangıçta makaleler, öyküler yazmış, çeşitli yazarlarla ilgili incelemeler yapmıştır en başarılı eserleri Kurtuluş Savaşı yıllarında yazdığı romanlarıdır. Romancılığı ve romanları 3 dönemde incelenir. Evet sınav sorusudur. İlk dönem bir kimseyi yermek ya da toplumun bozuk yönlerini eleştirmek amacıyla yazılan şiirleridir. İkinci dönem realist bir anlayışla Kurtuluş Savaşı döneminin sosyal olaylar üzerinde durmuş milli mücadele ruhunu yansıtmıştır. Özellikle Ateşten Gömlek, Vurun Kahpiye, bu dönemin iki önemli ürünüdür. Son dönemi ise gelenek ve göreneklerin yön verdiği yaşama biçimini konu edinen töre romanlarıdır. Yani sinekli bakkal ve tatarciktir. Romanlarındaki gözlemler sağlam, betimlemeler güçlüdür. Yalın bir Türkçe'si vardır. Romanlarındaki konular genellikle İstanbul'da kendi yaşadığı dönemde geçer. Handan yazarın en başarılı romanı sayılır kadın psikolojisinin tüm ayrıntılarıyla ve değişimleriyle yansıtır. Otobiyografik özellikler taşıyan roman, mektup biçiminde kaleme alınmıştır. Mektup biçiminde kaleme alınması önemli. Bunun dışında mektup biçiminde ele alınan roman, mutallakadır. Önemli bir sınav sorusu, mutallaka Hüseyin Rahmi'ye aittir. Ayrıca iki tane de öykümüz var. Bir serencam. Yine mektup türüyle oluşturulmuş bir öyküdür bir serencam Yakup Kadri'ye aittir. Ayrı zamanda Reşat Nuri'ye ait Sönmüş Yıldızlar adlı öykü yine mektup türüyle yazılmıştır. Sönmüş Yıldızlar mektup türünde öykü ve Reşat Nuri'ye aittir. Bunu da unutmayalım. Böyle dörtlü bir grup oluşturup bir beşinciyi rahatlıkla sınav sorusu olarak sorabilirler. Evet sinekli bakkalda 2. Abdülhamit dönemi anlatmıştır. Halde Edip adı var. Ateşten gömlekte Kurtuluş Savaşı yılları özellikle İzmir'in işgalinden sonraki durum anlatılmıştır. Vurun kahpeye de Anadolu'ya öğretmenlik yapmaya giden bir genç kız Aliye öğretmenin düşman işbirlikçileri tarafından linç edilişi öyküleştirilir. Mor salkımlı ev ise 1918'de yazarın çocukluk anılarını Türk'ün Ateşli İmtihanı ise Milli Mücadele Dönemi'nin anılarını oluşturur. Eserleri roman olarak Handan, Sinekli Bakkal ve devamı. Öykü olarak Harap Mabetler, Dağa Çıkan Kurt özellikle önemli bir mütareke dönemi hikaye kitabıdır. İzmir'den Bursa'ya. Oyun olarak Kenan Çobanları ve özellikle Maskeveru. An olarak da zaten biraz önce zikrettik Mor Salkımlı Ev, Türk'ün Ateşli İmtihanı. Thank <music>